Sağlıklı Yaşadan herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bugünkü konumuz daha belki programlarımızdan hatırlayacaksınız. Genellikle ağrı ile ilgili konularda konuştuk kendisiyle. Doçent Doktor Habib Bostan, anestezi ve reanimasyon uzmanı ama ağrı ile ilgili, algoloji ile ilgili klinik çalışmalarıyla biliyorsunuz kendisi. Hocam hoş geldiniz. Bugün konumuz ben çok hani Türk filmlerinden de bilirim böyle migren, baş ağrısı işte böyle çok şiddetli baş ağrıları tariflerler ama klinik hastalarda tabii çok sık gördüğümüz, çok ilaç kullanmaya sebep, onun sonucunda ilaç kullanmanın yan etkilerine sebep migren ağrılarından bahsediyoruz. Biz hocamla tabii günlük klinik çalışmalarımızda migrenle ilgili ilaçsız ağrı tedavi yöntemlerinin olduğunu da daha belki programlarımızda görmüştük. Onun için o konuyu özellikle ben konuşmak istedim. Önemli bir konu. Evet. Hocam öncelikli olarak tabii siz algoloji bir bakım. Anestezi reanimasyon ama algolojiyle de ağrıyla da uğraşıyorsunuz ve klinik çalışmanız genelde bunun üzerine. Migren dediğimiz ağrının baş ağrısı mıdır? Baş ağrısından farklı bir şey midir? Ya da baş ağrısının bir komponenti midir? Nasıl? Tabii migren baş ağrılar içerisinde en fazla görülenlerden bir tanesi. Evet. Özelliği var mı hocam? Yani bu migren bu değil diye. Özelliği şöyle ataklar şeklinde gelip belli periyoda ataklar şeklinde gelip genelde tek taraflı olarak görünen ağrı olarak. Genelde tek taraflı, bir tarafa vuruyor. Evet. Böyle önü arkası yanı diye kafanın bir ayrımı. Ama iki taraflı da olabilir. Bazen ama tek taraflı genelde ataklar şeklinde gelen ağrılar olarak tarifleyebiliriz. Onun öncesinde sonrasında hep hastalar söylerler böyle bir gözümde kamaşma oldu işte bir ışığı görmüyorum, gürültüyü sevmiyorum. O tarz bir gözleminiz var mı? Şimdi şöyle migrenin iki türü vardır. Bu bir tanesi auradır. Aura denilen şey işte bu. Görsel auralar olabilir. Bazen işitsel auralar bir işareti var gibi yani. Ağrı gelmeden önce migren atağa gelmeden önce onu hissetme, görsel olarak bazı bulguların ortaya çıkması veya işitsel olarak bazı bulguların ortaya çıkması auralı migren. İşitsel nasıl bir şey? Çınlama mı duyuyor? Uğultu mu duyuyor? Ne oluyor? Olabilir. Evet. İşitme bazı duyma yetisini kaybediyor. Bir hastam vardı mesela. O görme migren atağa gelmeden önce görme kayboluyor. Flu'yu görüyor, hiç mi görmüyor? Hiç görmüyor. Hissediyor yani. Kendisini anlattı bu. Ben de hastalardan genelde duyduğum şudur. Hocam çok gürültülerde, çok işte böyle sesle, gürültüde, ışıkta, tetikleyici. Tetikleyiciler var evet. Tetikleyiciler, ışık, ses, yiyeceklerin bazıları. Ya bizim Anadolu insanımızın gençliği böyle başına patates bağlayarak geçmiştir migren ağrılarıyla, baş ağrılarıyla. Gerçi migren değildir bütün baş ağrıları, onun alt yan kümeleri falan var ama çok kafayı karıştırmayalım diye ben migrenden gitmek istiyorum. Evet. Hocam hep ilaç kullanma, hep hap kullanma, ayda neredeyse 10 günden fazla, belki 15 günden fazla sürekli ilaç kullanma. Tabii bütüncül, ben aile hekim uzmanıyım, bütüncül baktığımız zaman siz de anestezi yoğun bakım ortamında o ilaç kullanmanın ileri dönemde yan etkileri oluyor. Ama yeni olarak işte ağrı, ilaç kullanma belki kısa süreli yapılıyor ama sizin anlattığınız böyle bir sinir bloğu vardı. Hatırlıyor musunuz? Ben onun için bilhassa bu konuyu konuşmak istedim. Hatta görsellerimiz içerisinde de o görüntüler var. Rejim müsait olacak, kullanacaktır. Nedir hocam bu migren tedavisinde kullanılan o yöntem? Ya, migren tedavisinde kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. İki tane tedavi yöntemi var. Bir atağın tedavisi, bir de profilaksidir. Önlenmesini sağlamak. Bu amaçta birçok ilaçlar var. Birçok yöntem var. Ben bunlardan daha çok hem atak esnasında hem de atak sonrasında profilaksi amacıyla oksipital sinir blokajı dediğimiz bir yöntemi kullanıyoruz. Oksipital sinir blokajı. Evet. Kafamızın arkasında oksipital sinir vardır. İki tane oksipital sinir var. Hatta bir büyük oksipital sinir ve küçük oksipital sinir diye iki dalı bulunmakta. Bu anatomik latince isimleri bunlar. Evet, sinirlerin yani ismi kafanın arkasında. İki tane sinir var ve bu sinirler. Şu alan, şu görüntüdeki alan kapsıyor mu? Bir tane büyük oksipital sinir gösteriyor. Büyük oksipital sinir migren atağıyla ilişkili bir sinir olduğu ortaya konmuş. Ve bu sinirin bloke edilmesi, lokal anestezik maddeyle uyuşturulması migren atağını da tedavi edebiliyor. Aynı zamanda profilaksi açısından uzun dönemde atak sıklığını azalttığı gibi bazen de belli bir sürede atak tamamen ortadan kaldırabiliyor. Bildiğimiz iğneyle mi yapılıyor hocam? İçine ne koyuyorsunuz? Şöyle, lokal anestezik madde bir miktarda az lokal anestezik dediğimiz uyuşturucu yani. Evet, ameliyat yani, gibi düşünün veya işte dikiş atılırken kullanılan malzemeler. Evet, dikiş atılırken kullanılan o anestezik maddelerden kullanılıyor. Aynı zamanda bir miktarda kortizon kullanılıyor. Steroid içine koyuyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra eğer atak esnasındaysa hastanın birdenbire ağrısı ortadan kayboluyor. Atağı o anda durduruyorsunuz. Durdurabiliyor. Çok güzel. Aynı zamanda uzun vadede etkisi oluyor ve atak sıklığını azaltıyor. Kaç seansta bu atak sıklığını azaltıyor? Şimdi, tek seansta mı? Yani şöyle hastanın şiddetine, hastalığın şiddetine göre değişmekle beraber genelde 1-2 seans yapıldığında bir seans olmadı, ikinci seans
Aralarında bir süre var mı? Bir 10-15 gün beklenmesinde evet. fayda var ama diyelim ki bir seans yaptıktan sonra hiçbir fark olmadıysa tekrar yapılabilir. Peki hocam o ağrı kesici madde, anestezik madde diyorum ama izleyicilerimiz tam olarak anlasınlar da öyle ağrı kesici gibi değil. Direkt uyuşturuyor bölgeyi. Onun etkisi geçince ne oluyor? Yani o devam ediyor mu ağrı? Ben bu konuda şunu anlatıyorum, hastalara örnek veriyorum. Bir bilgisayarlardaki reset düğmesi gibi. Açma kapama düğmesi. Bilgisayarımızda bir sorun olduğunda reset diyoruz ve bilgisayar tekrardan normal pozisyona, normal çalışıyor pozisyona geliyor. Beyin de öyle algılıyor. Yani beyine giden ağrıyı biz kestiğimizde beyin onu artık bu sorunun bittiğini düşünerekten siliyor diye izah ediyorum. Ama mekanizma benzer şekilde çalışıyor. Peki ağrı yok mesela. Benim normalde migren ataklarım çok fazla var. Ama sizle dedim bu duydum bu tedaviyi. Ben de uygulamak istiyorum. Şunu uygulayabiliriz, şunu uygulayamayız dediğimiz sınırlar var mı? Ya da illa hata beklemek mi lazım? Profilaktik yok, olarak kesinlikle hata beklemek gerekmiyor. Hasta eğer çok sık migren atağı oluyorsa, bize geldiğinde atak esnasında olmasa da yapılabilir. Bir yaş sınırı, bir hastalık sınırı var mı? Şimdi migren hastaları genelde erişkin hastalar oluyor. Hı-hı. Yani öyle bir sınırlama yok. Güzel. Peki son bir soru sorayım hocam o zaman. Şey sırasında yani bu ağrı kesici verdikten sonra başarı oranınız ne kadar? Yani kaç hastada bu başarıyı görüyorsunuz? Yani yüzde olarak verebileceğimiz bir rakam var mı? Başarı oranı çok yüksek. Yani etki etmeyen hasta, yani bunda başarısız olduğum bir hasta görmedim ben. Çok enteresan. Evet. Bu şeylere nasıl karar veriyorsunuz? Mesela ben kurinet tedavisi uyguluyorum diyorsunuz veya işte obsküvital sinir bloğu karar veriyorum. Klinik gözlemlerinizle mi buna şimdi karar veriyorsunuz? Şimdi hastanın durumuna göre ve hastalığın derecesine göre o tedavi yaklaşımı değişebiliyor. Anladım. O hastaya bakarak karar veriyorsunuz. Evet, hastayla görüşerek karar. Yani sevgili izleyicilerimiz bakın böyle bir cümlede kullanıyoruz. Hani uzman eller, bu işin ehlileri tarafından yapılan bu uygulamaları basit cümleler içinde geçmesin. Bilmediğiniz söyleyeyim ehil olduğunu düşünmediğiniz yerlerde yaptırmıyor. Kolay bir şey değil değil mi hocam? Öyle bir evet. iğne vurdum içine ilaç koydum da olmuyor. Yani o sinirin yani yanlış bir şey yapma ihtimali var mı bilinçsiz yerlerde? Yani sinirin içine enjeksiyon olabilir. Yani enjeksiyona bağlı bazı istenmeyen etkiler ortaya çabilir. Yani diyelim ki kanaması olabilir, bu bölgede enjeksiyon bulaşabilir. Enjeksiyon hasarları gibi ya da ama sinir hasarları. Çok ciddi bir sorun oluşturmaz. Ha, bilen, yapan, anatomi bilen, hakim, tecrübeli insanlar tarafından. Altında bir sorun olmaz. Sorun olacak bir evet. yöntem yok. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok değerli ben bir de bilgi. Migren ağrısı, migren sadece migren değil mi? Küme tipi baş ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları. Tabii küme tipi baş ağrısında baş ağrı sendromlarında oluyor mu? Küme tipi baş ağrısında oksipital nevralji de bu etkili bir yöntem. Oksipital nevralji, onun evet. ismi güzel. Oksipital sinire bağlı. Oksipital sinirin o bölgede basısına bağlı ortaya çıkan bir şey. Onlara ayrım yaptıktan sonra yapıyorsunuz? Şimdi tabii baş ağrısında veya migrende bir uygulama yapacaksak her şeyden önce tanıyı doğru koymalıyız. Migren mi, gerilim tipi baş ağrısı mı? Bunun ayrımını yapmamız lazım. Eğer migrense bunu uygulamak daha doğru. Hocam şöyle düşünürse hasta. Hocam benim migren başım ağrıyor işte içiyorum bir hap geçiyor. Siz yoğun bakım doktorusunuz aynı zamanda. Bizim biliyorsunuz Türkiye şartlarında diyaliz hastalarımız çok fazla. Ha evet. Şimdi yani şöyle baş ağrısıyla ilgili mesela çok uzun süre analjezik kullanmaya bağlı. Ağrı kesici sevgili izleyiciler. Ağrı kesicilerin kullanması analjezik nefropatisi yani böbrek hasarı oluşturabilir. Uzun süreli baş ağrısı nedeni uzun süreli ağrı kesici kullanmak da bir ağır baş ağrısı sebebidir zaten. Vücut istiyor. Bunu da başka bir programda anlatabiliriz. Bunu başka programda anlatalım. Ağrı kesici devamlı kullanmak da baş ağrısının evet. etkisi geçince tetikliyor. Doçent Doktor Habib Boston hocamla birlikte migren ağrılarında oksipital sinir blokajını konuştuk. Yani ayrı özel bir tedavi yöntemi. İlerleyen haftalarda yepyeni konularla ve konuklarla buluşunca da sağlıklı yaşayan herkese iyi akşamlar efendim.